öyle geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Eşeyli üreme konusuyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugünkü mevzumuz eşeyli üreme. Eşeyli üreme arkadaşlar genetik özellikleri farklı dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşerek yeni bir canlı meydana getirmesi olayıdır. Hı hı. Biliyorsun, dişi ve erkek üreme hücreleri. Ne oluyor peki bu arada? Ee, dişiden 2n kromozomlu dişi bireyden mayoz bölünmeyle yumurta hücresi meydana geliyor. Hı hı erkek bireyden de yine 2n kromozomlu erkek bireyden mayoz bölünmeyle spermler Hı. meydana geliyor. Daha sonra yumurta ve sperm döllenerek zigot oluşuyor. Dikkatini çekiyorum. Zigotun da kromozom sayısı 2n'dir. Tamam mı? Olacağım. Ee, ne oluyor? Zigot mitoz bölünmeler geçirerek sonrasında yavru birey meydana geliyor. Tamam mı? Burada dişi ve erkek bireyden mayoz bölünmeyle meydana gelen yumurta ve spermlerde genetik çeşitlilik meydana geliyor. Hı. Genetik çeşitliliği meydana getiren bir diğer faktör de döllenme. Hangi yumurtayı hangi spermin dölleyeceğini bilmediğimizden dolayı Hı. burada da bir e, genetik çeşitlilik meydana geliyor. Daha sonra zigot mitoz bölünmeler geçirerek yavru birey oluşturuyor. Fakat burada mitoz bölümü olduğundan dolayı zigottan yavru birey gelişme esnasında genetik kromozom. çeşitlilik meydana gelmiyor. diyoruz. Kromozom sayısı da değişmiyor. değişmiyor. Yani yavru bireyin de kromozom sayısı yine iki endir hocam. Şimdi eşeyli üreme'nin üzerinde biraz daha duralım arkadaşlar. Eşeyli üremenin temelinde mayoz bölünme ve döllenme olayı vardır. Hatırlayalım. Eşeysiz üremede eşeysiz, eşi olmayan e, üremenin temelinde mitoz bölünme vardı. Mitoz bölünme olduğundan dolayı genetik çeşitlilik olmuyordu. Eşeyli üremede arkadaşlar dolayısıyla genetik çeşitlilik meydana gelir. Peki bu genetik çeşitlilik bize ne kazandırıyor? Ne kazandırıyor hocam? Değişen ortam koşullarına uyum sağlama yeteneği artırılıyor. Yani Hani mesela kurak bir yer var diyelim ki. Kurak bir bölgede yetişen bitkiler var. Eşeyli üreme yapıyorlar. Bu bitkilerde bazıları uzun köklü, bazıları kısa köklü yeni bir yavrular oluşabiliyor. Uzun köklü olanlar o kurak ortama daha da iyi adapte olabiliyorlar. Daha da derinlere köklerini saldıklarından dolayı topraktan evet. su ve mineral madde alma imkanları çok daha da fazla miktarda artıyor. Kutuplara yaklaştıkça çekik gözlü olmasının ya da e Ekvatoral bölgelerde Siyah tenli olmasının sebebi gene bu mu oluyor? Ya olabilir. Ee, biraz da yani Ekvatoral bölgesi... Zor bir soru sordum herhalde. Hayır, çok evrime evrime de giriyor. Yani biraz oradan ha. toparlamak istiyorum. Yani mesela Hazreti Adem ile Havva'nın ilk başlangıçta siyah zenci olduğu, daha sonra rengin açıldığı söyleniyor. Ee, evet, yani renk açılması bir nevi mutasyon olayı. Ha, mutasyon Beyazlar... da bile ortama uyum sağlama, değişen ortam evet. koşullarına uyum sağlama dediğin için benim aklıma gelen kısım. Ya o da eşeyli üremeyle meydana geliyor tamam. sonuçta. Tamam mı? Yeni yeni Kalıtsal özellikler açığa çıkabiliyor. Çünkü şey çaprazlama oluşuyor çünkü. Yani ortaya. mesela diyelim ki bir ortamda bir sürü e, insan var ama e, o ortama adapte olabilenler orada yaşa yaşıyor, diğerleri eleniyor. Mesela Himalaya dağlarında yaşayan Şerpa ırkı var. E, akciğer hacimleri çok daha da fazla. E, o bölgede ilk başlangıçta çıkan o bölgeye çıkan insan grubu içerisinde belki e, normal akciğere sahip insanlar da vardı. Ee, ne oldu bunlar? Eşeyli üreyerekten belki içlerinden biraz böyle akciğer hacmi e, yüksek olan insanlar meydana geldi. Hı hı. E, onlar orada kaldı, diğerleri elendi çünkü oksijen miktarı azaldığı zaman e, insan e, da müthiş bir baş ağrısı oluyor, dayanamıyor. Hı hı. E, akciğer hacmi fazla olanlar orada kalıyor, tamam mı? Değişen ortam koşullarına uyum sağlanabiliyor çünkü farklı özellikler, kalıtsal özellikler açığa çıkabiliyor. Evet. Şimdi eşeyli üreme kimlerde görülür? Omurgalı hayvanların tamamında görülür. Yani balık, kurbağa sürüngen, kuş, memeli hepsinde görülüyor. Omurgasız hayvanlardan da halkalı solucanlarda, yumuşakçalarda, yumuşakça derken ahtapotları, midyeleri falan kastediyoruz. Eklem bacaklılarda yani böcekler, örümcekler, akrepler gibi hayvanları kastediyoruz ve derisi dikenli gibi omurgasız hayvanlarda ve tabii ki tohumlu bitkilerde de eşeyli üreme görülüyor. Ee, halkalı solucan derken, halkalı solucan derken e, sülük toprak solucanı onları kastediyoruz. Halkalı solucanlarda hermafroditlik dediğimiz bir olay var. Onu e, yani hem erkek hem dişi özelliği gösteriyor. Sonuçta yine erkek ve dişi e, üreme hücreleri birleşiyor. Aynı birey üzerinde hem erkek hem dişi organ var halkalı solucanlarda. Fakat yine de kendi kendini döllese bile bu eşeğini üremeye girer. Çünkü sperm ve yumurtalar mayoz bölünmeyle meydana şeyin. geliyor. Ve daha sonra döllenme gerçekleşiyor. Tamam mı hocam? Geçelim. Arkadaşlar şimdi çiçekli bitkilerde üremeyi göreceğiz. Şimdi çiçekli bitkilerde üreme organı vur hocam çok ilginç çiçektir. <laughs> çiçekli bir çiçek, çiçek, çiçekli bir çiçek evet. var. Yani şurada da gösteriyor. Çiçekli bitkiye bakacak olursak, çiçeğin içerisinde hem erkek organ hem dişi organ vardır. Erkek organda mayoz bölünmeyle polenler meydana getiriliyor. Yani daha sonra bazı aşamaları var. Dişi organda da yumurta meydana getiriliyor. Daha sonra tozlaşmayla ile polenler dişi organa geliyor. Orada döllenme gerçekleşiyor. Yani ne oldu? Mayoz bölünmeyle sperm ve yumurtalar meydana geliyor. Daha sonra e, döllenme olayı gerçekleşiyor. Genetik çeşitlilik meydana geliyor. Yine de söyleyeyim e, farklı bir e, mekanizmalar var. Sadece bunu bilmeleri yeterli. Ama çiçekli bitkilerde üreme organı çiçektir. Yani birisi sana çiçek veriyorsa aslında başka bir canlının üreme organını veriyor. <laughs> Bundan sonra o gözle bakmak. Yani biyoloji olarak o göze bakmak gerekiyor. Yani al Bu bir... ne? Terbiyesiz. <laughs> Şimdi... Çiçekte erkek ve dişi organ bulunur diyoruz. Ee, hayvanlardan farklı olarak mayoz bölünme sonucu oluşan evet bak burası işte. Haploid hücreler mitoz bölünme geçirirler. Buna haploid gelişme evresi denir diyoruz arkadaşlar. Daha sonra gametler meydana getiriliyor. Yani ilk başlangıçta mayoz bölünmeyle meydana gelen meydana gelen hücreler dölleme yapmıyor. Bunlar da bir arada bir mitoz bölünme geçiriyor. Hı. Tamam mı? Mitoz bölünme geçirerekten mesela şöyle bir polen meydana geliyor. Ondan sonra bunlarda da işte e, generatif çekirdek, vejetatif çekirdek falan diyoruz. Generatif çekirdek bir tane mitoz daha geçirerekten sperm meydana geliyor. Tamam mı? Sperm çekirdekleri meydana Hı. geliyor. Yani mayoz bölünmeden sonra bir mitoz bölünme evresi görülebiliyor çiçekli bitkilerde. Biz buna haploid Gelişme evresi diyoruz. Fakat insanda böyle bir şey olmaz. Omurgalı hayvanlarda yumurta meydana getirilir, sperm meydana getirilir. Yumurta ve sperm kendi başına bölünme geçirmez. Yumurta bir bölünme daha geçirip iki tane yumurta olmaz veya da sperm bir e, mitoz daha geçirip iki e, sperm meydana gelmez. Ardından döllenme olur. Tamam mı? Şimdi döllenme olayı gerçekleştikten sonra çiçekli bitkilerde döllenme oldu. Ee, tohum ve tohumu örten meyve oluşuyor. Tamam mı? Ee, bizde döllenme olduktan sonra zigot meydana gelir. Zigot daha sonra mitoz bölünmeler geçirerek yavru bireyleri meydana getirir. Ama bitkilerde ne oluyor? Ee, Döllenmeden sonra tohum oluşuyor. Daha sonra tohumun etrafını da etli bir meyve kaplıyor. Etli yapıda. Biz ee, ne yapıyoruz? Bitkinin o meyvasını yiyoruz. Bazı bitkilerin meyvasını yiyoruz. Bazı bitkilerin de tohumunu yiyoruz. Gerçi. Yani mesela fasulyenin e, kuru fasulyenin sadece tohumunu yeriz. E, taze yeşil ayşe kadın fasulyenin hem tohumunu hem meyvasını yeriz. O yeşil kısım meyvasıdır aslında. Hı hı. Veyahut da patlıcana baktığımız zaman patlıcanın tohumu ile meyvasını beraber yiyoruz. Yani fındığın sadece tohumunu yeriz. Geçelim hocam. Şimdi. Asıl mevzumuz arkadaşlar burada konjugasyon mevzusu. Eşeğli üremenin farklı çeşitlerinden bir tanesi. Bir de partenogenes konusunu göreceğiz. Konjugasyon arkadaşlar aynı türe ait genetik özellikleri farklı. iki canlının yan yana gelerek aralarında sitoplazma köprüsü kurup gen aktarımı yapması olayıdır. Buna biz konjugasyon diyoruz. Aynı türe ait genetik özellikleri farklı. iki tane canlı yan yana geliyor. Canlı derken arkadaşlar konjugasyon tek hücreli canlılarda görülüyor. Çok hücreli canlıda konjugasyon görülmüyor. Onu da söylemiş olalım. Tek hücreli iki canlı yan yana geliyor, tamam mı? Burada bir bakteri konjugasyonumuz var. Bir de paramesyum konjugasyonumuz var. İkisini işleyeceğiz. Bakteri konjugasyonu. Bur olacağım. Bakterilere bakacak olursak bakterilerde şöyle pilus dediğimiz yapılar var. Sitoplazmasında DNA'sı, halkasal yapıda DNA'sı bulunuyor. bulunuyor. Bir de bu DNA'dan daha da küçük yapıda plazmit denilen yapılar var. Çok ilginç. Bakterilerdeki küçük DNA moleküllerine biz plazmit diyoruz. Plazmitler ne işe yarıyor peki? Plazmitler antibiyotiklere, olumsuz koşullara dayanmayı sağlayacak bilgiler var plazmitlerde. Hmm. Yani bakteri deyip geçmemek lazım. Bakteriler arkadaşlar 3,5 milyar yıldır dünya yüzeyinde bulunan canlılar. Dünyada toplu yok oluşlar olmuş. 5 tane büyük toplu yok oluş hepsinden alnın akıyla çıkıp gelmiş canlılar, bakteriler. Ne yapıyor? Buna nasıl dayanabiliyor? İşte bu üstün farklı ortamlara adapte olabilme yeteneğiyle buna dayanabilmiş. Biz şimdi ilaç buluyoruz, antibiyotik buluyoruz. Antibiyotiklere karşı direnç kazanıyor. Daha sonra o direnç kazanma bilgisini diğer bakteri kardeşine de aktarıyor. Al diyor bu de, e, bilgiyi. Hep beraber el ele verip insanlığın anasını ağlatalım diyorlar. Hocam yani bakteri e, çok güçlü mikroorganizmalardır. Yani dünyada insanoğlu geçicidir ama bakteri kalıcıdır. Yani bakteri hancı insan Yolcudur. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyelim yani. Çok süper Evet. Arkadaşlar... <laughs> toplu yok oluşlar derken toplu insanların yok oluşları. Hayır, Sadrım. canlı yok oluşları. Mesela e, en son toplu yok oluş, dinozorların neslini yok eden toplu yok oluş. 65 milyon yıl evvel dünyaya çarpan meteorla e, bir toplu yok oluş söz konusu olmuş. E, i̇lk toplu yok oluş o prekambriyen döneminde canlılar meydana geliyor. Ondan sonra büyük bir kısmı yine yok oluyor. E, bu, bunun gibi böyle 5 büyük toplu yok oluş var. Canlar alem ama hepsinden bakteriler Selam. geçmiş gelmiş. Şimdi konjugasyonda eşey piluslarının üretimini sağlayan genetik bilgiye sahip plazmite F plazmiti denir diyoruz. Eşey pilusları pilus dediğimiz o ufak yapılardı değil mi? O ufak yapılar e, sil şeklindeki yapılardan bir tanesi uzuyor. Daha Hı -hı. sonra e, sitoplazma köprüsünü oluşturacak bu tamam mı? Diğer bakteriye değecek bu eşey pilusunu oluşturan bakteriye biz F artı diyoruz. Tamam mı? F plazmiti deniyor. Bakterilerin hepsinde F plazmiti bulunmaz. Tamam mı? F plazmiti taşıyan bakterilere F artı plazmiti taşıyamayanlara F eksi bakteri deniyor. Gen aktarımı F artıdan F eksiye doğru oluyor. Tamam mı? Gen alışverişi değil yani. F eksiden buraya bir şey gelmiyor bakterilerde. Burada da bir F artı varsa ikisi köprü kuramaz yani. Kendi içerisinde mi? F artı F artı kurmaz. kurmaz. F artıdan F eksiye doğru geçiş söz konusu oluyor. Bilgiyi diğerine aktaracak tamam mı? Tamam. Ne dedik tekrar edelim. F artı olanlar eşey pilusunu oluşturuyor. Buna biz F plazmiti diyoruz tamam mı? Bakterilerin hepsinde de bu yok. Hı hı. Zaten olmadığından dolayı diğerine aktarıyor tamam mı? F artıdan F eksiye doğru plazmit aktarışı, gen aktarışı söz konusu olacak. Geçelim hocam. Son bir şey daha soracağım. Söyle. Bu F eksi F artıya mı dönüşüyor? Lan? F artıya dönüşecek. Tamam. Çok güzel. Evet. Ne oluyor? Hani şu plazmit dediğimiz ufak DNA parçaları vardı. Hı -hı. Bu kendisini eşliyor hocam. Burada antibiyotiğe karşı direnç bilgisi var. Ne oldu? Eşledikten sonra bunun bir tanesini F eksi bakteriye aktarıyor. Sonrasında ne oluyor? Aradaki sitoplazma köprüsü de kopartılarak her iki bakteride de F artı F artı durumu söz konusu oluyor. Yani ilk bakteride genetik çeşitlilik meydana gelmiyor. İkinci bakteride genetik çeşitlilik meydana geliyor. Birey sayısı artıyor mu peki burada? Hayır. Birey sayısı o artmıyor. Sonuçta yine iki tane bakteri meydana geliyor. Birey sayısı eşsiz üremeyle, ikiye bölünmeyle artar bakterilerde, tamam mı? Burada genetik çeşitlilik meydana geldi. Şimdi üreme değil aslında. Aslında birey sayısı artmıyor, yani genetik çeşitliliği artırıyor. Ondan dolayı yani hani eşeyli üremenin farklı çeşitleri demiştik, konjugasyon ve partenogenez başlangıçta söylemiştik. Genetik çeşitlilik artar dedik ama önemli. Besin yetersizliği, ani sıcaklık değişimleri kuraklık, antibiyotik uygulaması gibi durumlarda hayatta kalma şansları işte bakterilerde konjugasyon sayesinde artıyor. Bundan dolayı e, değişen ortam koşullarına üstün bir şekilde adapte olabilme Olayı çözen hemen sahip. Diğerlerini de öğretiyor. Diğerlerini de öğretiyor. Bir de endospor oluşturabiliyor bunlar. Böyle çok çok olumsuz bir e, ortam varsa kapatıyor kendisini, kalın bir örtü örüyor. Binlerce sene o şekilde kalabiliyor. Kötü ortam koşullarının geçmesini bekliyor. Şimdi bir de paramesyum konjugasyonu var arkadaşlar. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Bakteri de tek hücreliydi. Paramesyum da tek hücreli. Paramesyum konjugasyonu biraz daha komplike bir konjugasyon olayı. Paramesyumları hatırlayalım. Terlikse hayvan olarak geçiyor değil mi? Şöyle silleri vardı. İki tane paramesyum. İki genetik yapısı farklı paramesyum yan yana geliyor hocam. Aralarında stoplazma köprüsü kuruluyor şöyle. Stoplazma köprüsü. Tamam. Ee, bak kara, e, paramesyum konjugasyonunda. <gülüyor> konuş konuş. <gülüyor> ee, karıştırdım. Ee, i̇ki tane çekirdek var. Bir tanesi büyük çekirdek diğeri küçük çekirdek. Büyük çekirdeğe makro nükleus diyoruz. Nükleus zaten çekirdek demek. Hı hı. Hücredeki metabolik faaliyetleri gerçekleştiriyor. Mikro nükleus ise küçük çekirdek olarak adlandırılıyor. Üreme de görev alıyor. Tamam mı? Hı. Ne oluyor peki? Büyük çekirdek yerinde kalırken küçük çekirdek mayoz bölünme geçiriyor. Mayoz bölünme geçirerek ten. Vural hocam. Ne oldu? 4 tane çekirdek meydana geliyor. 1, 2, 3, 4. Diğerinde de öyle oluyor. 2 tane 4 tane çekirdek meydana geldi. Başlangıçta iki n kromozomluydu çekirdekler. Bunların her birisi n kromozomlu. Tamam mı? Vur olacağım. Şimdi bunlardan 3 tanesi eriyerek kayboluyor. Erir. Bir tane n kromozomlu çekirdek kaldı. Bu n kromozomlu çekirdek mitoz bölünme geçiriyor. Tamam mı? Şurada mitoz bölünme. İki tane en kromozomlu çekirdek oluştu. Aynısı diğer paramesyumda da meydana geliyor. En evet. kromozomluydu. İki tane en kromozomlu çekirdek meydana geldi, mitoz bölünme geçirdi. Sonrasında ne oluyor? Vur olacağım. Bu e, çekirdekler birer çekirdekler yer değiştiriyor. Şuradaki çekirdek diğerine geçiyor, buradaki çekirdek diğerine geçiyor. Çekirdek aktarımı söz konusu oluyor, evet. sitoplazma köprüsü sayesinde. Ondan sonra. Bu çekirdekler birbirleriyle kaynaşıyor. En kromozomluydu şuradan gelen. Buradaki de en kromozom. Kaynaşaraktan en en iki en kromozomlu yeni çekirdek meydana geldi. Tamam mı? Döllenme gerçekleşti. Sonrasında bu meydana gelen iki en kromozomlu çekirdek 3 tane mitoz geçiriyor. 3 mitoz geçiriyor. 3 mitoz geçirirse kaç tane çekirdek meydana gelir? 12. Hayır. 2 üzeri 3'ten 6. Ha mitoz, özür diliyorum. 2 <laughs> üzeri 3'ten 8 çekirdek Hı -hı. meydana gelmiş olur. Tamam mı hocam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Tamam Onu mı? Böyle adam gibi çizmişsiniz. Böyle öyle garip gözüküyor ki. Yok <laughs> Yo, hocam. Çocuk varmış gibi bu. Bak içinde ne oluşuyor böyle? Şöyle. <laughs> terliksi hayvan işte Çünkü hocam. Yok. Doğru. Şöyle. Orada mitozlar şeyler işaret edilmiş de. Evet. <laughs> çocuk gibi olmuş. Şimdi bu esnada önceden kalan büyük çekirdek vardı. Bu eritilerek kayboluyor. Tamam mı? 8 tane çekirdek meydana geldi ya. Bu 8 tane çekirdeğin 4 tanesi büyük çekirdeğe dönüşüyor. <laughs> Makro nükleusa. 4 tanesi de küçük çekirdek olarak kalıyor. Ve arka arkaya 2 tanesi sitoplazma bölünmesi gerçekleşiyor. 2 tane sitoplazma bölünmesi gerçekleştiğinde 4 tane hücre oluşur biliyorsun. Her birisine şu dört tanesinden birer tane büyük çekirdek gidiyor. Şu dört tane küçük çekirdek de her bir hücreye gidiyor. Sonuçta dört tane, dört tane e, paramesyum <laughs> oluşmuş oluyor. Bu tamam tamam mı hocam. Tamam. Evet. Peki bu dört tane mitoz, e, dört tane paramesyumun genetik yapısı için ne diyebiliriz? Aynıdır diyebilir miyiz? Mitoz Şunlar uğradılar. için. değişiyor. Yok şurada e, mitoz bölünmeyle meydana geldiğinden dolayı tamam değişiyor. mı? Şunlar için aynıdır deriz ama başlangıçta şuradan farklıdır bunlar. Hı hı. Tamam mı? Ee, yani şuradaki zaten en baştakiler mitoza uğradığı için süreçte değişler Yani bunların özellikleri bunların özellikleri aynı olmayabilir. Aynı olmaz, olmaz daha doğrusu tamam mı? Biz bir de şurada tek bir e, paramesyuma düştük. Aslında diğer paramesyum da diğer zincirden devam ediyor. Onda da 4 tane meydana geliyor. Toplamda 8 tane oluşuyor. Tamam mı Murat hocam? Hani demek istediğim şu arkadaşlar şunu karıştırmayın. Yani bak ne oldu? Döllenme meydana geldi. İken kromozomlu hücre oluştu. Hı hı. Tamam mı? İken kromozomlu <laughs> çekirdek daha doğrusu iken kromozomlu çekirdek oluştu. İken kromozomlu çekirdek içeride 3 defa mitoz bölümü geçiriyor. Şu yeni meydana gelen çekirdeklerin hepsinin genetik yapısı birbirinin aynısıdır. Evet. Tamam mı? Şu çekirdeklerin hepsinin genetik yapısı birbirinin aynısı olduğundan dolayı arka arkaya iki sitoplazma bölünmesi geçirdiğinde meydana gelen 4 tane paramesyumun da genetik yapısı birbiriyle aynıdır. Şu ama kendi içinde. Evet, aynı. kendi içinde aynı ama diğer zincirden meydana gelen paramesyumda meydana gelen dört tane yeni paramesyum var. Ee, şunlarla şunlar Farklı. farklıdır ama şunlar kendi içerisinde aynıdır diyoruz. Tamam mı? Geçelim. Şimdi son olarak arkadaşlar bakteri konjugasyonu ile paramesyum konjugasyonu arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Bakteri konjugasyonunda mayoz bölünme görülmez. Mayozdan bahsetmedik hı hı. ama paramesyum konjugasyonunda mayoz bölünme görülür. Bakteri konjugasyonunda döllenme de görülmez fakat paramesyum konjugasyonunda döllenme görülür. İki çekirdek kaynaşmıştı. Bakteri konjugasyonunda birey sayısı artmaz, hı hı. paramesyum konjugasyonunda birey sayısı artar diyoruz. Daha önceden geçen sene paramesyum konjugasyonunda da birey sayısı artmaz diyorduk. Bu sene değişti. <laughs> artar diyoruz. Paramız gibi para kullandı. Ay, bir önceki sene artar diyoruz. Geçen Bulamaz, sene artmaz diyordu. Şey. Bu sene artar diyoruz. Hiç araştırılmamış mı niye öyle? Ya aslında belli yorum farkı olarak böyle diyorlar. Mesela bazıları diyor ki hani mitoz bölünme sadece o çekirdek bölünmesidir. O esnada birey sayısı artmıyor daha sonra sitoplazma bölünmesiyle birey sayısı artıyor. Onu konjugasyona dahil etmeyelim. Yani konjugasyon sadece gen aktarımıdır. Gen aktarımı olduktan sonra konjugasyon olayı bitmiştir. Ondan sonraki mitoz bölünmedir. beni ilgilendirmez. Ondan istiyorum. sonra yorum olarak bu şekilde yapıyor. Ama müfredatımızda en son paramesyum konjugasyonda birey sayısı artar diyoruz. Bence de artar olarak daha da mantıklı. Çünkü konjugasyon yapmasaydı o en sondaki bölünmeyi de yapmayacaktı. Evet. Her ikisinde de ortak olan genetik çeşitliliğin artmış olması. Paramesyum konjugasyonunda da bakteri konjugasyonunda da genetik çeşitlilik arkadaşlar artar diyoruz.